7 kıtada iyiliğin çoğalması için gayret eden Türkiye Diyanet Vakfı, yüksek öğrenim öğrencilerine de destek oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı yurtları bu anlamda önemli bir ihtiyacı karşılıyor değerli izleyenler. 10.475 öğrenciye barınma hizmeti verecek olan 29 ildeki 52 vakıf yurdu için başvurular başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından şehir dışına gidecek öğrencilerde kiralık ev ve yurt bulma telaşı başladı. Türkiye Diyanet Vakfı da yüksek öğretim yurtlarıyla üniversite hayalini gerçekleştiren gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Vakfa ait yurtlarda öğrencilere yüksek standartlarda barınma imkanı sunuluyor. Her geçen gün tabii yurtlarımızın daha iyi şartlar altında olması için bir gayretimiz var. Bazı yurtlarımız eski, onları işte efendim yenilemeye çalışıyoruz. İmkanlar ölçüsünde daha iyi şartlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl ülke genelinde 36'sı kız, 16'sı erkek olmak üzere toplam 52 üniversite öğrenci yurdunda 10.475 öğrenciye barınma hizmeti verilecek. 29 ildeki yurtlarda yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci başvuruları alımına başlandı. İlgi şimdiden yoğun olurken bazı yurtlarda kontenjanlar dolmak üzere. Yurtlarda öğrenciler için her şey düşünülmüş. Örneğin burada 3 kişilik çalışma masasını görüyorsunuz. Hemen yanında öğrenciler için 3 tane ayrı yataklar var. Buraya baktığımız zaman ayrıca öğrenciler için giyim odaları da yapılmış durumda. Hemen orada bir dolap var. Yan tarafında da son sistem banyoyu görüyoruz. Çok da güzel bir rağbet var. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurtlarında kalmanın ayrıcalığını hissetmek istiyor. Hem kızlarımız hem erkek kardeşlerimiz bizi tercih ediyorlar. Bazen işte yurtlarımız doluyor. Dolduğu zaman da gelen kardeşimizi alamamanın tabii üzüntüsünü yaşıyoruz. Yurtlarda öğrencilere güvenilir ve kaliteli bir ortam sunuluyor. 7 gün 24 saat internet hizmeti, sağlıklı ve lezzetli yemek menüleriyle huzurlu bir ortam var. Bunun yanında spor salonlarıyla kitap kafeler de öğrencileri bekliyor. Kardeşimize, öğrencimize, kızımıza, oğlumuza bir aile şefkatiyle onun üniversite hayatı boyunca daha verimli ve daha iyi bir şekilde hazırlanarak üniversite sonrası hayata atılması için bir gayretimiz var.